Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Herkese merhaba. Dün Kayseri Spor rövanş maçında, heyecanlı olan rövanş maçında geriye dönüşler yaptı. Tıpkı Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı gibi ve Trabzonspor 4-2 mağlup ederek kupanın dışına itti. İlk yarı finalist oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda. Bakalım Kayseri Spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçtan sonra ne söylemiş? Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi Trabzonspor alkışı hak etmiştir tartışmasız. Ben bir teknik adam olarak. Abdullah Avcı'yı da teknik adam olarak çok büyük iş yaptı. Öyle yaptığı işi küçük görüyorlar ama büyük takımların hepsi bir sürü transfer yapıyor, şampiyon olamıyor. Abdullah Avcı ikinci senesinde doğru transferler, ilk devre ikinci yarı takımın üzerine doğru transferlerle ligi, yani hiç 2-3 puana getirmeden ligi bitirmiş bir teknik adam ve bir Trabzonspor takımı. Biz Alanyaspor, Hatayspor bunu yaptığı için, yani yapılmış ilk bu şampiyon takımı alkışlamak, ilk çıktığı maçta kime denk geliyorsa o alkışlar. Ve nitekim bu oldu. Hatay'da bizi de alkışladık. Ben burada söylüyorum çok net. Oyunun diğer bölümlerinde de bir hatamız olmuşsa, ben camiadan, olabilir, futbolda var, biz de yaşıyoruz. Zaman zaman işte taraftar hakeme kızıyor, bana kızıyor, seyirciye kızıyor, kalecinin vakit geçirmesine kızıyor. Mesela Trabzonsporlu oyuncuların hepsini, kalecilerinden tut, tüm oyuncuları izledim. Röportajlarında futbolcularımızı övdü, takımımızı övdü, tebrik ettiler. Yabancı oyuncular da dahil. Şimdi buraya yangına körükle gitmememiz gerekiyor. Bunu ben geçmişte bu deneyimi yaşadım. Aynı hataya bir daha düşmek istemiyorum. Hatalardan insanlar ders çıkarabiliyor. Arayı pozitif tutmak lazım. Hata yapmışsak biz özür dileriz. Hata yapanlar varsa onlar özür diler. Dolayısıyla bu atmosferde, bu maçta zaman zaman buna benzer olaylar olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde de oluyor. Liglerde de oluyor. Dolayısıyla maç bitti. Pozitif taraflarını düşünelim. Çünkü burada vereceğim her demeç karşı bir cevap demek. Bu da iyi olmaz. 4-1-4-1'e döndük. Ama oradan da hem Bertolucci hem Ramazan'ı sokarak, aynı zamanda da forvet arkasını, forveti de üçleyerek, bir de kanatlardan aslında bir risk yaptık. Normalde bir risk yaptık. Şimdi dışarıda da var orta saha oyuncularımız ama burada bizim Kayserili gazeteci arkadaşlarıma, ulusal medyada da, şimdi öne oynamak başka bir şey, rakibi kesmek başka bir şey. Bakın, orta sahası öne oynayan oyuncuların farklılığı sizi farklı bir yere getiriyor. Niçin Ramazan'ı 1-0 mağlubiyette? Çünkü Ramazan'ın o özelliği var. Top kullanıyor, alıyor, o aralara giriyor. Hatırlayın Antalya maçındaki kombinasyonlarda o gelen topu tekte nasıl indirdi? Mario'nun önüne %100 pozisyon. Dolayısıyla başka diğer oyuncular değil, kesen oyuncu. Mesela Campagnaro da dışarıda ama kesen oyuncu. Biz daha skoru almadık ki. Skoru alsak Campagnaro girer oyuna. Kesen oyuncu olur. Tiam Afrika Kupası'na gitti. Dönüşünde, yani sakatlığı da var, kimse bilmiyor. Ama fedakarca oynamaya çalışıyor. Sezon başı Mensah diye bir oyuncumuzu kaybettik. 6. mı 7. mi hafta, ne? Bunlar önemli şeyler. Takımın skorer adamı. Onun, Tiam'ın mesela oynadıktan sonra oyun planında çok önemli bir rol oynadı. Spor Kazanı'nda bugün. Galatasaray, Antalya Spor'da oynayan Hacı Wright'ı transfer etti mi? Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın Kayseri Spor maçı sonrası açıklamaları nasıl yankı buldu? Beşiktaş bu hafta Charlotte'un menajeriyle görüşecek mi? Fenerbahçe Charlotte için teklifte bulundu mu? İşte tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası. Avrupa ve dünyadan ünlü futbol adamlarıyla telefon bağlantıları. Spor Kazanı'nda. Spor Kazanı. Az sonra Radyo Spor'da. Radyo Spor. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Tekrar merhaba. Az önce kazanan taraf Kayseri Spor'un teknik direktörü Hikmet Karaman'ı dinledik. Şimdi de kaybeden tarafa bakacağız. Uğurcan Çakır
Çok başarılı bir sezon yaptı bence. Dün de fena kurtarışlar yapmadı ama gollerde talihsizlik söz konusuydu. Yani şans faktöründe devreye girdiğini söyleyebiliriz. Uğurcan Çakır maçın skoru ve ortaya çıkan sonuçla birlikte başka şeyleri de konuştu. Neydi o? Şikayet ettiği bir konu vardı. Kayseri Spor taraftarının tutumu. Bakalım neler söylemiş maçtan sonra. Öncelikle ben Kayseri Spor takımını tebrik ediyorum ama sadece Kayseri Spor taraftarını tebrik ediyorum. Takımını tebrik ediyorum çünkü taraftar bugün maçın başından itibaren ellerini ne geçtiyse sahaya fırlattı. Buraya şampiyon bir takım geldi. O hürmeti biz beklerdik ama onlar ne bulduysa bize fırlattı. Çok çirkin görüntüler oldu. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar. Biz ilk maçta onlara Trabzon'a geldiklerinde nasıl karşıladığımızı biz çok iyi biliyoruz. Ama onlar bugün yüzlerini gösterdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama Kayseri Spor takımını sadece tebrik ediyorum ben. Dediğim gibi bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Bu yapılanları sakın unutmasınlar. Son cümleye kadar iyi her şey. Biz hürmet de ettik onlara. Misafirperverlik yaptık. Kayseri Spor futbolcuları da kutlarım. Ama taraftarımız bu yapılanları unutmasın dedi Uğurcan Çakır. Bakıyorum şimdi sosyal medyaya özellikle. Uğurcan Çakır'ın final cümlesi ön plana çıkartılarak böyle açıklama yapılabilir mi? İnsanlar birbirine düşer bu açıklamalar nedeniyle. Uğurcan Çakır provokatif davranmıştır şeklinde yorumlar yapılıyor. Tabii maçtan sonra futbolcuların nabzı çok yüksek atıyor. Önce soyunma odasına gider. Derler, duş alırlar, çıkarlar, birazcık daha sakinleşirler ama hala yüksektir nabızları ve etkilenmişlerdir duygusal olarak. Buna benzer açıklamalar yapılabilir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Yoksa Uğurcan Çakır makul bir insan bence tanıdığım kadarıyla ya da gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla onun böyle bir amacı, yani iki grubu, taraftar grubunu karşı karşıya getirmek gibi bir amacı olamaz ama orada çok üzülmüş ve üzüntüsünü bu şekilde dile getir. Tabii müdahale olmak, telkinde bulunmak bunlar da önemli ama bunlar spontane gelişen şeyler. Çünkü maçtan sonra yapılan açıklamalar İngilizce flash interview, hemen gelip kısaca konuştuğunuz, kısa sorulara kısa cevaplar verdiğiniz nitelikte açıklamalar. Bu açıdan da bakmak lazım. Olaya bütün bütüne suçlayıcı yaklaşmamak gerekiyor. Benim fikrim bu. Bakalım bu konuyu hepimizden çok daha iyi bilen bir Trabzonspor efsanesi, teknik direktör Ali Kemal Denizci ne söyleyecek? Biliyorsunuz Trabzonspor'un şampiyonluklarında takımın değişmez parçasıydı ve Trabzonspor yönetim kurulunun da danışmanlığını yapıyor. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Özgürcüğüm. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Ne kadar memnunum sesinizi çok uzun bir aranın ardından tekrar burada duymuş olmaktan dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hocam skordan bağımsız bir biçimde bu konuyu konuşarak başlamak ister misiniz? Uğurcan Çakır'ın açıklamaları, Kayseri Spor taraftarının tutumu vesaire. Özgürcüğüm şu var. Siz de biraz önce belirttiniz. Uğurcan Çakır gibi temiz, güzel, pırıl pırıl bir çocuğun bu tür laflar konuşması, yani videsten atması gibi diyelim. Yani yapması, düşün, o çocuk bile bu ortama girebiliyor. Ama bunlar tabii doğru mu diyoruz? Hayır. Ama işte sadece Uğurcan Çakır olayı değil. İşte daha önce de Ali Koç'un verdiği beyanatlar. Biz hep şunu diyorduk. Ben bilhassa da diyordum. Fenerbahçe'de oynayan bir kişi olarak bunu demiyorum. Yani gerek yok bu hizipleşmeye, birleşmek lazım. Taraftarlar gönlünce eğlenmesi lazım. Yani farklı hep düşündüm. Mesela Ali Koç'un o beyanatları, insanları birbirine katması, insanların birbirine düşman olması şekline geçti. Yani sadece Uğurcan Çakır değil. Bu olaylar hep böyle devam. Şimdi mesela o birleştirmeyi düşünen ben bile şeye düştüm yani. Çelişkiye mi düştünüz hocam? İnan o duruma düştüm. Yani bunlar biz eskiden neydi? Galatasaray geliyordu, Fenerbahçe geliyordu. Burada uçak o zamanlar sadece sabahtı. Maç oynadıktan sonra ertesi güne kalırdı, biz alırdık. Rakip takım arkadaşlarımız, işte Fatih Terimler olsun, işte Cemil Turanlar, yani bu yönde Gökmenler, Yasin'i hep böyle onları o akşam yemek yerdik, eğlenirdik ve ertesi gün yola koyardık. Yani çok farklıydı. Şimdi bu beyanatlar, bu tür olaylar
insanları birbirine ayrıştırıyor, birbirine düşürüyor. Yani çok yanlış olaylar bunlar. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Ki Uğurcan Çakır gibi bir çocuk bunu diyebildi. Yani bunlar yaşanmaması gereken olaylar. Kayseri Spor taraftarı için bu kadar tepkisel davrandı hocam sizce? İnanılmaz. Şöyle ama şunu onlar herkes bilsin. Trabzonspor taraftarı şimdi aynı şeyi biz yapmış olsaydık neler konuşulacaktı düşünebiliyor musun? Barbar denecekti, her şey denecekti. Ama yani nasıl böyle bir ortama geçiliyor? Şunu her zaman ben diyorum ve gönülden ve ben taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok farklı insanlar demiş. O maçta mesela canlı oradaydım ben, Kayseri'deydim. Maç başlarken inan 2000 taraftarı vardı orada. Ki böyle bir yarı final maçında iki taraf bizim sahada olsa tıklım tıklım olurdu. Evet. Yani ondan sonra kapıları açtılar da seyirci geldi maça, doldu. Dolmadı da yarısı doldu. Yani böyle bir taraftar grubuna... Hocam çok özür dilerim araya girdim ama kapıları açtılar ve girenler fasolik ya da işte herhangi bir şey biletsiz mi girdiler? Fasoliksiz mi girdiler? Ya kesinlikle bak sana söylüyorum. Yani serbest girdiler yani. Canlı maçtaydım yani bunlar görülen şeyler. Anladım. Yani Trabzon tarafı ya böyle bir işte girenler de işte böyle bedava takımı işte amigo sayfaları bilmem neler. Yani bu tür olaylar tabii bütün Kayseri'ye bu orada aklı selim insanlar yok mu? Tabii ki var. Ama bu tür olaylara terk ediyoruz işi. Çok yanlış yapıyoruz. Bunlardan bir an önce Türk futbolu kurtulması lazım. Yani bu tür olaylar çok yazık. Zaten baştaki insanların birbirine böyle laf atması, insanları bölmesi tepeden geliyor aşağıya. Alttaki ne yapsın? Cahil cuhul insanlar da işte buna eşlik ediyor. Ne bileyim düşman oluyor birbirine. Bunları bir an önce ortadan kaldırmak lazım. Ama bunun ne şekilde olacak onu bilemiyorum tabii. Anladım. Sayın Ali Kemal Denizci bu yorumu yaptı hocam. Maç için ne diyeceksiniz? Kayseri Spor geri dönüşler yaptı. Trabzonspor ilk dakikada etkili oldu ve penaltıyı buldu ama buna rağmen oyunun genelinde etkili değildi ve ben çok tuhaf buldum. Yani ikinci bölümünde ancak bir korner atışı kullanabildi. Buna karşın hem kenarları iyi kullandı rakip takım Kayseri Spor. Evet, her türlü. Duran top sayısında üstünlük kurdu. Niye böyle oldu hocam? Özgürcüğüm şu var. Ben tabii biraz önce de hocamızla beraberdim. Trabzon'dayız. Konuşuyoruz. Ben onu tabii moral olarak düzeltmeye çalışıyorum. Ne diyorum? Ya şampiyonluğun tadını çıkaralım. Yani futbolcular öyledi ki biz de böyle maçlar oynardık. Mesela Beşiktaş'ta biz bir tarihler 15 yıl üstüne Beşiktaş'ta oynadığım dönemde şampiyon olduk. Kupa finali vardı. Ayrıca Ankara'da Galatasaray'la oynuyorduk. 3 tane %100 gol kaçırdım. Hiç de umurumda olmadı. Çünkü o şampiyonun rehavetinde, o güzelliğinde çok umursamadık olayı. Yani kendimden hemen örnek veriyorum. Ve kaybetmiştik o maçı. Hiç de önemli olmadı. Yani bir an öyle düşündük. O gençlik yıllarımızda öyle. Şimdiki futbolcular da şampiyonu 38 yıl üstüne, aslında Trabzonspor 38 değil de neyse bir tarafı boş ver, 38 yıl üstüne böyle olunca futbolcular da kafalarında bitirdiler. Şampiyon olduk yeter dediler. O psikolojide oynanan bir maç oldu yani futbolcular için. Yani kafada bitti olay. Anladım. Yani rehavete, şampiyonluğun getirdiği mutluluk bir rehavete yol açtı. Kesinlikle. O da performans sorunu olarak Kayseri maçında ortaya çıktı hocam. Aynen öyle oldu. Yoksa bu takım o takım mı? Yani hiç oynamadan bile elemiş sayılır. Yani eliyorduk Kayseri hiç oynamadan. Doğru. Düşünebiliyor musunuz Trabzonspor takımının büyüklüğünü? Hiç oynamadan bile maçı bitirmişti ama işte bazı talihsizlikler de üst üste geldi. Yani böyle bir ortam oluyor. Psikolojik etkileniyor futbolcular. Ben de aynısını diyorum. O şampiyonluğun tadını çıkaralım diyorum. Anladım. Hocam Yusuf Erdoğan'ı çok eleştiriyorlar. Yusuf Erdoğan neredeyse sıfır maliyette geldi. Kasımpaşa'dan
Trabzonspor'u niye bu kadar eleştiriyor? Yedek kaldı, sesini çıkarmadı, oynadı, elinden geleni yaptı. Biraz haksızlık yapılıyor mu sizce yoksa? Ya şöyle tabii bunlar genç. Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da müthiş bir performans gösteriyordu. Tek başına çok şeyler hallediyordu. Öyle bir futbolcuydu ama ya büyük takımda oynamanın bazı sıkıntıları var tabii. Taraftarın büyüklüğü, taraftarın o coşkusuna ayak uydurmak kolay değil. Ben her zaman şunu derim. Bir takımda futbolcu çok iyi olabilir. Ama milli takım futbolcusu mu? Milli takımda oynamaksa ayrı bir olaydır. Yani aynı şekilde yani Kasımpaşa'yla tabii ki Trabzonspor'da o heyecan, o şey onları etkiliyor. Hata yapmama korkusuyla o rahatlığı bulamıyor yani. O özgüveni bulamıyor. Yoksa yetenekli futbolcular bunlar. Ama dediğim gibi o tarafların önünde eli ayağı titriyor. Anladım. Uğurcan Çakır için teklif geldi mi Trabzonspor hocam, resmi teklif? Vallahi tabii ki gelecek. Gelmiştir de bilmiyorum. O konulara zaten hiç girdiğim yok da Uğurcan bana göre dünya markası bir kaleci. Yani onun için gelen teklifler tabii ki Trabzonspor gelse de daha büyük, çok büyük olaylar beklenti içinde. Yoksa normal bir teklif geldikten sonra Uğurcan'ı göndermenin hiçbir manası yok. Sizce piyasa değeri nedir Uğurcan Çakır'ın hocam? Vallahi ben 50 milyon dolardan aşağı düşünmüyorum hiçbir zaman. Bu çok önemli bir açıklama. Sayın Ali Kemal Denizci ile yaptığımız söyleşiye atabileceğimiz en önemli başlıklardan bir tanesi. İngiliz kulüpleri özellikle talip deniyor hocam. Leeds United'dan bahsediliyor. Premier Lig'e yeniden çıkan Fulham. Evet, çok böyle konuşmalar oluyor ama dediğim gibi Trabzonspor'da böyle bir değerini basit şekilde vermenin hiçbir zaman taraftarı olmaz. Uğurcan Çakır bizim çünkü bir simgemiz, büyük değerimiz. Yani normal bir fiyatta göndermenin de hiçbir manası yok. Anladım. Hocam bu bahsettiğiniz rakam 50 milyon dolar ya da buna yakın bir rakam gelir mi? Elbette ki Uğurcan Çakır'ın değeri budur ama onu takip eden bilenler Türkiye gelir mi? Için, inan Uğurcan Çakır Avrupa'da bir takımda oynamış olsa çok rahatlıkla bu rakam gelir. %100. Ama işte maalesef bizim ligin dezavantajı var. İşte bir Avrupa'da oynayamamış olması, Avrupa kupalarında olmadığı için Trabzonspor vesaire. Bunlar dezavantajı. Aynen Özgürcüğüm, aynen öyle. Abdülkadir Ömür için ne diyeceksiniz hocam? Abdülkadir de bir ayrı bir benim için çok farklı. Birileri için olmayabilir. Benim için çok farklı bir futbolcu. Nasıl diyeyim sana? Onun gibi yetenekler az bulunur şu anda Türkiye'de. Fakat Abdülkadir Ömür tam istenen düzeyde olmadığı için ister istemez biraz muallakta kaldı. Aslında çok büyük bir değer. Çok daha büyük başarılara imza atabilecek bir futbolcu. Çok, hakikaten çok büyük bir değer. Yani Trabzonsporlu futbolcu olarak ben olaya bakmıyorum. Ben Ali Kemal gözüyle baktığım şekilde konuşuyorum. Çok daha büyük işler başarabilir, çok daha büyük işler yapabilir. Ama o ortama gelemedi dediğim gibi. Anladım. Bu arada Ahmet Can Kaplan da çok başarılı bir biçimde forma giydi. İşte düşüyor, kalkıyor, başı dönüyor, devam ediyor. Ona da teklifler olduğundan bahsediyor Fransa'da. Var mı hocam öyle bir şey? Yani bilemiyorum. O kadar şeyine girmedim ama ya bu gençler tabii ki Trabzonspor bu altyapılarına bu gençleri böyle çıkardığı müddetçe Trabzon öne açık. Lille, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille takımının Ahmet Can Kaplan'a talip olduğundan bahsediyor ama herhalde bunlar şu anda dedikodu aşamasında hocam. Öyle olabilir. Evet, öyle olabilir. Sayın Ali Kemal Denizci, Trabzonspor'un efsanesi ama İstanbul takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de başarıyla forma giymişti. Hocam, şimdi şöyle Özgürcüğüm, yalnız beni takdim ederken teknik direktör olarak takdim etme. Çünkü 20 sene önce biz bu işi bırakmıştık. Olsun. Yine de olsun hocam. Benim gözümde öyle. Ben öyle düşündüğüm, sizi sevdiğim için onları söylüyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Eksik sağ ol. Sağ ol. Hocam şimdi şöyle bir yorum var. Bu erken bir yorum mu yoksa makul bir yorum mu size sormak istiyorum. Trabzonspor bu yapısıyla temel pozisyonlara birkaç takviye yaparak önümüzdeki seneyi de domine eder. Önümüzdeki senede şampiyonluğu kimseye bırakmaz deniyor. En güçlü favori deniyor. Bu erken bir yorum mu yoksa doğru bir yorum mu?
Özgürcüğüm şu var, Trabzonspor mevcut kadrosuyla tabii eksiklerini görmüş vaziyette. Hele de son 5-6 maçtır. Onları daha iyi gözle. Bazen şudur, bir Kayseri maçını kaybetmek belki yarınları kazanmak gibi de olabilir. Yani eksiklerini en azından görüp ona göre hareket etme mecburiyetindedir. Seneye lig daha farklı bir mücadele içine geçeceğine ben inanıyorum. Onun için Trabzonspor şu anda aynen kolları sıvadı. Yarınlar için nasıl daha farklı bir kadro, nasıl farklı daha bir mücadele örneği verebileceği transfer yönünde harekete geçti şu anda. Anladım. Alexander Schürrle Trabzonspor'da başarılı oldu ama Leipzig'te değil. Real Sociedad'da kiralık olarak oynuyor. Başarılı olamadı. Hocam, Trabzonspor'un bir önceliği var benim bildiğim kadarıyla. Eğer bu oyuncu Türkiye'de bir takıma gelmek isterse önce Trabzonspor'la görüşmesi lazım Leipzig'in satış için. Trabzonspor onay verdiği takdirde diğer Türk takımlarıyla görüşülebilir, değil mi? Doğru bu değil mi hocam? Öyle diyorlar. Tabii ki doğru payını tam bilemiyorum. Özgürcüğüm. Anladım hocam. Ne dersiniz? Trabzonspor'un yeniden düşünebileceği bir oyuncu mu Alexander Schürrle? Ya tabii ki Trabzon'da çok başarılı oldu. Taraftar sevdi, o sevdi ama dediğimiz gibi Trabzonspor'un da bir bütçesi var. Dengeleri bozmadan hareket etme mecburiyetinde. Onu en iyi şekilde de yapıyorlar. O planlamayı hiç bozmamaya çalışıyorlar. Anladım. Altay maçına biletler çıktığı anda, Altay maçıyla ilgili olarak biletlerin tükeneceğini biliyoruz bu hafta sonu. İstanbul'da, aynen, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Bir kere, aynen, hocam, Yeni Kapı'daki kutlamalar size nasıl hissettirdi yıllar sonra? Trabzonspor bu coşkuyu yaşadı. İkincisi, Altay maçı öncesi sonrasıyla ilgili beklentiniz nedir? Trabzonspor taraftarıyla zaten çok büyük. Bunu ispatı işte Yeni Kapı'daki o şölen. Düşünebiliyor musun? Yani böyle bir şey kim yapabilir? Avrupa'daki takımlar bile yapamıyor, yapamaz. Trabzon taraftarı bunu gösterdi. Altay maçı tabii ki Trabzonspor'un gayesi, yani futbolcular diyoruz ya, kafalarında bazı şeyleri bitirdi. Yani artık bir an önce tatile geçme hevesi içindeler. Onun için ama bir de şu var, daha farklı puanla şampiyon olma hedefi var Trabzonspor'un. O maçı kazanmak istiyor. Ama tabii ki dediğim gibi bazı etkenler ister istemez. Ama sadece Trabzonspor değil, Altay'da tatile girdi. Evet, öyle oldu. Yani öyledir. Öyle olacaktır. Maalesef küme düştüler hocam onlar. Trabzonspor ne dedi? İşte daha farklı puan şekliyle olayı bitirmek. Hocam, var mı ekleyeceğiniz son bir söz ya da vereceğiniz mesaj Trabzonspor taraftarına, kamuoyuna? Taraftar mesajı zaten tarafta Ali Koç'tan Allah razı olsun bizi daha da coşturuyor. Her beyanatında Trabzonspor'un büyüklüğünü anlatıyor. Trabzonspor daha da farklı coşuyor ve buna devam ediyor. Böyle de devam etsinler diyorum ben. Bu tartışmalar Trabzonspor'u konsolide ediyor, güçlendiriyor, daha kenetliyor. Öyle mi algılıyorsunuz hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Anladım. Hiç cevap da verilmiyor kendisine. Sosyal medyaya ben anlamam ama kulüp olarak cevap dahi verilmiyor. Çünkü hepten bana göre çelişkiler içinde, çok yanlışlar içinde, insanları bölen, düşman eden bir şekilde devam ediyor. Neymiş? Bir kanarya yok tüfeğin ucunda. Yani bu avcı şeyleri, yani bu basit şekilde 1000 tane örneğini gösteririm Fenerbahçe pankartlarından. Yani keşke o da olmasa yapalım, bu da olmasa değil mi hocam? Kimse buna yani benzer pankartlar kesinlikle açmasın. Kesinlikle ya, biz yani bu inanılmaz bir şeyler bunlar ya. İnsanları böyle bölmenin, parçalamanın bir manası yok ya. Yani bir temizlik çok farklı. Yani Trabzonspor'un düşünebiliyor musun burada ne maçlar oynadı? Bir tane bir yanlış olmadı taraftarın, futbolcularının, hocasının. Yani ama maalesef çok şeyler görülüyor. Onların o yapılan şeylerin yarısını Trabzon yapsa barbarlıklar, her şeyle suçlanır.
Yani bunların ortadan kalkması, bir an önce kalkması çok önemli. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Eksik olmadım katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi İstanbul'a geldiğinizde görüşürüz umarım. Sağ ol canım. Sağ ol. İyi yayınlar. Sağ ol. Diliyorum. Sayın Ali Kemal Denizci, Trabzonspor Yönetim Kurulu Danışmanı bu sıralarda, daha doğrusu 2 sezondur bu görevi yürütüyor. Trabzonspor'da başarıyla futbol oynadı. Trabzonspor'un şampiyonluklarında çok büyük emeği var Ali Kemal Denizci'nin. Fikirlerini sizlerle paylaştı. Vakame sözleşme imzalayacak mı? Vakame ile ilgili bir bandımız var. Eğer vaktimiz varsa onu verelim. Yoksa reklamlara gideceğiz. Ardından at yarışını dinleyeceğiz. Var mı Mehmet vaktimiz? Var. Vakame bandını dinliyoruz. Bakalım yeni sözleşme ile ilgili olarak ne söylemiş Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu. Ardından reklamlar, sonrasında at yarışı, sonrasında telefon bağlantıları devam edecek. Bizden ayrılmayın. Not a good result. İyi bir sonuç değil bizim adımıza tabii ki. Biz buraya geldiğimizde ne olursa olsun tur atlamak üzerine gelmiştik. Aslında buraya geliş amacım sadece maç üzerine değil. Kendim hakkında söylemek istediğim şeyler de var aslında. First of all, I want to apologize to the Trabzonspor fans. Öncelikle Trabzonspor taraftarlarından özür dileyerek söze başlamak istiyorum. Sessizliğim için özür dilemek istiyorum. Çünkü ben çok fazla konuşan, çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Hakkımda birçok haber çıktı, birçok şeyler yazıldı. Çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Yakında olan, beni gerçekten tanıyan ve benimle beraber olan insanlar zaten bunu biliyorlar çok yakın bir şekilde. Ben de bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Konuştuğum tek takım Trabzonspor benim. Ama dediğim gibi çok fazla haber çıktı benim hakkımda. Benim belki de özür dilemem gereken konu sessizlik oldu. Belki ben bazen konuşmam gereken yerlerde bile sessizliği tercih eden, konuşmasam daha iyi olur düşüncesinde olan birisiyim. Çünkü kafamda söylemeyi istediğim, belki düşündüğüm çok fazla şey var. Ama genelde sessizliği tercih ediyorum. Belki de bu yüzden Trabzonspor taraftarlarının özür dilemeliyim. Yeah, for the fans, I guess they don't really know. Öncelikle taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim. Ben çok fazla konuşmayı seven birisi değilim. Benim konuşmayı tercih ettiğim tek yer saha içi. Çok fazla medya insanı ya da sosyal medyada çok fazla zaman geçiren, bu alanlarda çok fazla bulunan bir insan değilim. Benim geleceğim Trabzonspor'da. Daha önce de bunu söylemiştim. Konuştuğum tek kişi bizim başkanımız, Trabzonspor başkanı. Herhangi başka takımla görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum da yok zaten. Bunu daha önce de söyledim. Taraftarlarımızın beni sevdiğini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Ama bahsettiğim gibi ben olayları kendi içinde yaşamayı seven, bazı şeyleri söylemektense içine atmayı tercih eden birisiyim. Dolayısıyla konuşarak herhangi kimseyi de gücendirmek istemem tabii ki buradan. Dediğim gibi benim geleceğim Trabzonspor'da. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak Trabzonspor bana git derse olacak. Yoksa ben Trabzonspor futbolcusuyum. Bugün de Trabzonspor futbolcusuyum. Kontratım sona erse de her zaman Trabzonspor futbolcusuyum. Bunların herkesin bilmesini istiyorum. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam edecek. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Radyo Spor. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Sevgili Aydın Bayram bizimle birlikte. Usta gazeteci, biliyorsunuz Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özgür. İyi yayınlar. İyi çalışmalar günler. Dilerim. Çok teşekkür ederim. Alexander Schürrle'nin temsilcisi buraya geliyor. Önce Beşiktaş'ta görüşecek. Morten Wijnaldum ve ardından da Fenerbahçe'ye görüşecek deniyor. Biliyoruz ki Beşiktaş son derece yoğun bir ilgi içerisinde Alexander Schürrle'ye. Çünkü neden? Sportif direktör Ceyhun Kazancı, ben kendisiyle 5 aydır görüşüyorum diyor. O bakımdan bunu söylüyorum. Çok haklısın. Ne dersiniz? Bu konuyla ilgili gerçek nedir sizce? Dün Beşiktaş'ta birkaç yönetici dostumuzla konuştuğumuz zaman senin bu anlattıklarının altını çizdiler. Evet, yarın saat 1 sularında Charlotte'un menajeri İstanbul'a gelecek. İlk görüşme Beşiktaş yönetimiyle yapacak. Hatta orada tek yetkili şu anda sportif direktör Ceyhun Kazancı. Bütçeniz ne dediğim zaman 5 yaşının çocuk için bütçesi şöyle bir formül üretmişler. 6 milyon euro bonservisine verelim ama gelecek satıştan pay olarak da %30 verelim. Yani %50 mi %30 mu? %30. Ha, %30 çünkü %50'den bahsediliyor da o bakımdan ısrarla sorun. Çünkü %50 ise biz yarısını alalım oyuncunun, yarısı sizde kalsın. Biz oynatalım ama satışından da işte parayı bölüşelim falan gibi bir hesap çıkıyor. Yok yani benim Jetson'da %50 değil mi? Benfica'nın %50 hakkı var Jetson'un bir sonraki. Evet, orada
öyle ama Charlotte'da yani golcü futbolcuda 130 veriyorlar. 6 milyon euro da bonservisine. Bir sonraki satış için söylüyorum bunu. İlk görüşümü Beşiktaş yapacak aslında. Niye hani önce size görüştük sonra Fenerbahçe gitti mi dediğimiz zaman şöyle bir örnek verdiler. Biz bunu daha önce dediler. Gezdal'da yaşadık geçen sene. Rozier'de yaşadık. Yaşan Fernandez'de yaşadık ama lisesinde her 3 futbolcuda da kazanan Beşiktaş kulübü oldu ve 3 futbolcu da Beşiktaş'ın formasını ikisi giyiyor. Birisi de sezon sonu itibariyle Zeynep'in küme düştüğünü hatırlatırsak zaten Beşiktaş'ın elinde tapusu. 1 Temmuz itibariyle Beşiktaş'ta olacak Jason Fernandez'i. Charlotte için bütün alternatifler, bütün ihtimaller şu an Beşiktaş'ın transfer listesinde birinci madde Charlotte. Niye? Asya'dan istenen verimi alamayan bir Beşiktaş var. Lerinden istemeyen alınamayan bir verim var. Güven Yalçın'dan alınamayan bir verim var. Onun için Beşiktaş ne olursa olsun yani son 2 ya da 3 yılda yaşadıkları Abubakar sonrası yaşadıklarını bir daha yaşamak istemiyor. Son Fenerbahçe derbisinde de Beşer forvetinin ne kadar zayıf kaldığını, ne kadar gole uzak olduğunu hep beraber gördük ki Valerian İsmail'in Mason çıkamasında bana İyi bir golcü lazım. Çerçeve gören, gol atabilen ki hem Trabzon deplasmanında kaçan bir penaltı var. Batshuayi'den hem Fenerbahçe derbisinde. Yani Beşiktaş mutlaka parasal olarak kesenin ağzını açacak Charlotte transferinde. Peki Charlotte transferinin Beşiktaş adına çok daha güncel olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Fenerbahçe'de devrede bunu biliyorum ama. Sevgili Özgür şöyle bir tablo var. Yayın kazancının biz 5 aydır görüşüyoruz cümlesi çok kıymetli. Çünkü Fenerbahçe'nin ilgisinin şu son 1 ayda ortaya çıktığını biliyoruz. O da niye? İspanyol kulübü Real Sociedad Charlotte'un opsiyonu kullanmayacaklar. O opsiyon maddesinde 16 milyon euro olduğunu biliyoruz. Leipzig'de ben oyuncu satacağım ki almak istemiyorum diyor. Beşiktaş işte şu anda İspanyollarla değil kağıt üstünde tapusuna sahip olan Leipzig kulübüyle görüşüyor. Leipzig'de 5 yaşa olan bir sıcaklık, bir samimiyet var. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin devreye girmesi Charlotte'un maliyetini biraz artıracaktır. Bunu da birkaç gün içinde hep beraber göreceğiz, sanıp geleceğiz. Bir futbolcu var. Sevgili Aydın Bayram, ismi Ahmet Zayet Zizo. Ajan Spor bu futbolcuyla ilgili bir değerleme yaptı. Futbolcu Mısırlı, 26 yaşında. Daha önce Belçika'da Lüzer Rezerv takımında oynadı. Portekiz'de Nacional'de oynadı. Zamelek'te oynuyor. Galatasaray'ın forveti Mustafa Muhammed'in geldiği takım. Bu oyuncu Ahmet Zayet Zizo kanat oyuncusu genelde. Diğer kanatta da oynayabiliyor ama ağırlıklı olarak sağ kanatta oynuyor. Zamelek formasıyla 21 maç oynamış. 12 kez gol atmayı başarmış. 7 defa takım arkadaşlarına gol pası veriyor. Yani üretken bir futbolcu. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray bu futbolcunun transferi için çalışmaya başladı. İki kulüp de devreye girdi deniyor. Sizin bir bilginiz var mı? Sevgili Özgür, Ajan Spor'daki bu özel haberi okudum. Beşiktaş yönetimine bu ismi sorduğum zaman menajerlerin tavsiye ettiği isim olarak bana zikrettiler. Yani bizim birebir temasımız yok ama ki genelde menajerler bu transfer döneminde hangi takımı ne kadar eksik olduğunu bildiği için yani birkaç futbolcuyu CV olarak 5 yaşın masasına koyuyorlar ki bunlardan biri de Ajan Spor'un bu özel haberindeki futbolcu. Benim dün 5 yaş yönetimine aldığım bir başka bilgi de buradan aktarayım ki bugün zaten medyaya yansıdı. Rize Spor'un forvet oyuncusu Polcan Polo ki şu anda gol kralında zirvede olan bir oyuncu. Beşiktaş'ın ona bir ilgisi var ki futbolcunun zaten dün sosyal medyasından da Vodafone Park'ın bir fotoğrafını paylaşmıştık ki bu taraftar arasında Beşiktaş camiasında büyük bir hareketliliğe neden olmuştu. Beşiktaş'ın bu futbolcuyla ilgisi var çünkü Batshuayi Chelsea'ye geri dönecek. Ladini'yle ortak noktada anlaşılmadı. O futbolcunun gitme durumu var ki hatta Ladini menajeri hem Belçika'dan hem Türkiye içinden istenen rakamlara ulaşamayınca Beşiktaş'ta bir kez daha görüşme isteğinde bulundu. Beşiktaş ama bu görüşme isteğini biraz öteledi. Niye öteledi? Çünkü Ekim ayından Mayıs ayının başına kadar bir türlü Beşiktaş'ta ortak noktada buluşamamışlardı. Hatta derbide kaçıran goller Beşiktaş'ın ellerine olan ilgisini, alakasını biraz azalttı. Onun için Rizespor'lu forvet oyuncusu da Beşiktaş'a ilgileniyor.
bunu da buradan bizi dinleyen Beşiktaşlı futbol severlere iletmek isterim. Rizespor'un forvet oyuncusu derken? Polcan Polo. Ha, anladım. Beşiktaş'ın gündeminde yani. Evet, gündeminde. Peki. Beşiktaş'ta bir seçim var ay sonunda. Fuat Şimdi, Cimen adayı. Ahmet Nurçevi aday olacak herhalde. Son dakikada çekilmez galiba değil mi? Yok. Orada bir şey yok. Bir soru işareti yok. Başkan adayı. Onun içinde bir başkan adayı daha var Fuat Bey. Yanlış hatırlamıyorsam. Ki dün medyaya çıktı. İşte sportif direktör olarak Mario Gomez'in ismini verdi. Alman ekonomi dönüş yapmak istiyorum diye vaatlerde bulundu. Ama tabii ki kongrede şu anda bütün ibreler. Ne kadar bu sene 3 kupalı bir Beşiktaş varsa da ligin ikinci yarısındaki işte bu 3 teknik adam değişimi, istenen futbolun bir türlü ortaya konulamaması, buna rağmen yine Ahmet Nurçevi açık ara favori gözüküyor seçimde. Burada tabii asıl olan nedir sevgili Özgür? Beşiktaş'ın çıkarları, Beşiktaş'ın Türk futbolundaki olduğu yerin, marka değerin biraz daha yükseltilmesi. Ahmet Nurçevi'nin son bir aydır sessiz kalması, özellikle hakem konusunda Beşiktaş camiasında büyük rahatsızlık yaratıyor. Sayın Başkan Ali Koç'un Beşiktaş'ın haklarını savunur duruma gelmesi, Ahmet Nurçevi'nin son derbide bir Beşiktaş taraftarlarla Ali Koç üzerinden diyaloğa girmesi ve tartışması, Sayın Başkan Ahmet Nurçevi'ye olan güveni biraz azaltmış durumda. Ama çok ciddi bir rakip olmadığı için ben yine de Sayın Başkan Ahmet Nurçevi'nin seçimde rahat bir galibiyet, zafer elde edeceğini umuyorum. Peki Beşiktaş'ın gündemine dair var mı aktaracağınız bir başka not? Sevgili Özgür, şunu özellikle söylemek istedim. Rıdvan Yılmaz'ı mutlaka Avrupa'ya sığacak ki transfer bütçesini oluşturmak için, yoksa Beşiktaş'ın elinde şu anda transfer bütçesini oluşturacak bir bütçe kaza kolaylığı yok. Onun için öncelikle Rıdvan Yılmaz, ardından iyi bir teklif gelirse kaleci Ersin Destanoğlu'nun da Avrupa'ya satılmasını bekliyorum. Bunu da dile getirmek istedim. Bildiğim kadarıyla Torino teklifini verdi. Beşiktaş henüz cevap vermedi Torino'ya. Şimdi Rıdvan Yılmaz için. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Onu da dün Beşiktaş yönetici dostlarımıza sorduğum zaman Torino'nun teklifinin 5 milyon euro olduğunu ve bu rakama Rıdvan'ı vermek istemediklerini dile getirdiler. Beşiktaş'ın minimum Rıdvan'dan beklediği bonservis bedeli 8 milyon euro minimum. Yani 5 teklif var, istenen rakam 8. Aradaki makas çok büyük. Bu şartlarda Rıdvan Yılmaz'ın ben İtalya macerasının başlamasını zor görüyorum. Torino kulübünün bu rakamı biraz daha artırması lazım. Bir ara Eintracht Frankfurt kulübü Rıdvan Yılmaz'a bir ilgi göstermişti ama Almanlar da 5 milyon euro'nun üstüne bir rakam önermiyorlar Rıdvan'a. Bunu da aktarmış olalım. Bu arada Olympique Lyon'da uzun süre takip etti Rıdvan Yılmaz'ı ama henüz bir teklif vermediler ya da verecekler orada, bilmiyorum. Orada menajerler üstünden Rıdvan Yılmaz'ın satılıp satılmamasını sordular ama 10 milyon eurodan açılmıştı önce kapı. Fransızlar geçen sene biliyorsunuz Rıdvan Yılmaz 10 milyon euroyu vermemişlerdi. Bu sene o bir ilgi yok, onu da buradan dile getirmek istedim. Bu sene ilgi yok mu Rıdvan Yılmaz? Yok. Beşiktaş'ta yönetici konuştuğum zaman sadece şu anda Torino'nun teklifi var masada dediler. Ya orada bir sol bek var, Emerson, kiralık olarak oynuyor, Chelsea'ye dönecek. Onun satın alma opsiyonu 15 hatta 20 milyon euro'nun üzerinde bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla o kadar parayı vermek istemiyorlar. Tabii çok haklısın. Ve Doğru. Rıdvan Yılmaz'ı o bahsettiğim rakamlara göre daha makul sayabileceğimiz bir rakamla transfer edebileceklerini düşünüyorum ben. Ki eğer Beşiktaş 8 milyon euro'dan aşağı satmıyorsa bence Torino'dan ziyade Olympique Lyon'un bu parayı ödeme gücü var. Çok haklısın ama şu andaki masa teklifte Lyon yok. Onda 5 yaş yönetici özellikle altını çizdiler. Tamam. Yani çünkü şimdi şöyle bir tablo var. Geçen seneki ilgi Rıdvan Yılmaz'ın Ersin Destanoğlu vardı Fransa ilgisi ama bu sene yok. Yani bazen demiri tavuğuna dövmek lazım ki bunu biz hep şu örneği veriyoruz. İşte Abdülkadir Ömür, efendim Uğurcan Çakır, bir dönem Yusuf Yazıcı. Yani bu teklifler geldiği zaman bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Bazen tren kaçıyor ki Beşiktaş bunu bir de daha yaşadı Fikret Orman döneminde. 15 milyon euroları belirlemediler. Bugün gelen noktada Vida'ya talip yok ve şu anda bonservisi 2 maç sonra elinde olan bir oyuncudan bahsediyorum. Peki. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Ben var teşekkür mı? Ederim. Başka şey ekleyeyim. Yok, çok mersi. Tekrar görüşürüz sevgili Aydın Bayram. İyi çalışmalar, saygılar, sevgiler. Gazeteci yazar Aydın Bayram Beşiktaş bölümümüzde bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir aranın ardından Galatasaray'ı konuşacağız.
Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Laf lafa açıyor. Bu bölümümüzün daimi konuğu sevgili Mithat Halis bizimle birlikte. Mithat abiyle çok konuyu konuşacağız ama bu kez birazcık daha ciddi bir transfer meselesinden bahsederek başlayacağız söyleşimize. Galatasaray'ı ilgilendiriyor bir iddia var. Bu iddia neydi? Şu anda Antalyaspor'da oynayan Hacı Wright. Hacı Wright başarılı bir performans sergiliyor ve iddia o ki Galatasaray'da önümüzdeki Haziran ayında yapılacak seçimde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü olarak atayacağını söylediği Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün Hacı Wright da Galatasaray'a transferi adına bir görüşme yaptı ve aldığı cevap temsilcisinden ve kendisinden aldığı cevap 30 Mayıs'a kadar Antalyaspor'un satın alma opsiyonunu kullanma hakkı var. Eğer onlar bu hakkı kullanmazlarsa görüşebiliriz şeklinde. Hacı Wright'ı Antalyaspor'a getiren, bu konuda inisiyatif kullanan isim sevgili Mithat Halis bizimle birlikte. Mithat abi hoş geldiniz, iyi geceler. Hoş bulduk Özgür. 30 Mayıs'a kadar şeyi varsa o zaman Antalyaspor oyuncuyu alır Özgür. Alır mı? Hayır, söylenen bu. Gerçek ne? Siz söyleyeceksiniz. Ben bilmiyorum, futbolcu Antalyaspor'dan gitmek istemiyor. En az bir sene daha buralarda dönüp ondan sonra Avrupa'ya gitmek istiyor. Zaten onun için öyle kiralık geldi. Hı. Şimdi de Antalyaspor'dan da memnundu. Buradaki gelişimden de memnun. Buradaki gelişimden memnun olduğu için onu bildiğim için söylüyorum. Futbolcunun şeyi, düşünceleri böyleydi. Hı. Yani bilin, hem Ersun Hoca getirdi. Ersun Hoca'nın zamanı iyi başladıydı lige. Sakatlanmasaydı, 3 ayda sakatlık süresi geçirdi. Arkasından da Covid olmuştu. Performansının tam olarak yerleşmemesinin sebebi oydu. Ama son 10 maçtan beri hem fizik olarak hem de ne olarak diyelim, koordinasyonu açısından da epey toparlandı. Ve de iyi oynuyor. Ama santroforların zamana ihtiyacı var. Hmm. O da 5 sene yakın Almanya'da süre geçirdi. Hem altyapısını Schalke'de geçirdi. Ondan sonra da Sandhausen ve ondan sonra bir yılda Fellow'da kiralık. Sonra Sönderski da, takımı nasıl bir takım Mithat abi? Sönderski'de oynuyordu. Geldi takım orası. Da. Oradan Antalyaspor kiralık olarak aldı oyuncuyu. Evet, ben onu oralarda seyrederken beğenmiştim. Bunun kapasitesi var. Ersun Hocam'ı alalım dedik. Ondan sonra şimdiki başkan, Aziz Başkan da ikinci başkandı. Evet. Ondan biri, o da Antalyaspor'da Mehmet Aygün otelinde oturuyorduk. Onun otelinde söylerken Fesih Tamimci de vardı. Şimdi ikinci başkan olan Fesih Tamimci ve ikinci başkan Aziz Başkan'a, bugünkü başkanımız Aziz Başkan'ı da gösterdim. Onlar da beğendiler. Yani biz Siyam alacağımıza, Tetih alacağımıza en azından böyle bir oyuncuya yatırım yapmış oluruz, genç bir oyuncu diye de o şekilde düşünüp aldılar yani. Antalyaspor'un alış biçimi bu şekilde yani. Benim önerimle aldılar. Ben oyuncunun menajerini tanımam, kendini tanımam. Siz zaman. Sadece bildiğiniz, tanıdığınız bir oyuncu olduğu için bu oyuncuyu alın size faydalı olur diye önerdim. Anladım, önerdiniz. Yani bir nevi hem onlar size danıştılar. Arkadaşımız sonuçta. Anladım. Yani. Yoksa transfer süreçlerinde yoksunuz. Tabii pazarlıklarda, bilmem nelerde falan filan bu yapılan anlaşmalarda şimdi siz söylüyorsunuz aynı 30 Mayıs'a kadar, evet. Şey. Ha ben olsam Antalyaspor'un yerinde şeyi o kadar yüksek değil bugünkü piyasaya göre. Alırım oyuncunun bonservisini. Yani 30 Mayıs'a kadar şeyi var. Ne kadardır sizce biliyor musunuz? 1.200.000 liraydı onun. Yani total fiyatını biliyorum. 1.5 milyon civarındaydı. Bonservisi 1.5 milyondu. Ama zaten o parayı ya Kiyama vereceklerdi ya TTH vereceklerdi. O zamanki transfer piyasasında da onlar da TTH dediniz, Malatya'da oynayan TTH mi? Evet. Aynen, onlar da transfer piyasasına düşmüşlerdi. Yani o tür oyunculardan birisini alacağız dediler. Mürvat özellikleri olan, sırtı dönük oynayabilen birisini arıyorlardı. Çünkü zaten Crivelli'yi de kiralık getirdiler. O Hacı Wright sakatlanınca onu da Başakşehir'den kiralık getirdiler. Ama evet, bu çok iyi. İyi oyuncu, potansiyeli olan oyuncu. Peki Cenk Ergün görüşmüş mü kendisiyle Hacı Wright'la? Bilmiyorum hocam, yok. Bizi bekle Galatasaray'a transfer ederiz şeklinde. Şundan dolayı görüşmez Cenk. Hmm. Yani daha başkan belli değil. Galatasaray'da hiçbir şey belli değil ki. Sen bana bir şey söyleyebilir misin?
Şef Hamamcı mı başkan olacak? Efendime söyleyeyim, mevcut başkanımız sayın mevcut başkanımız gitmeyebilir. Siz abi tabii çektiğiniz fotoğraf doğru bir fotoğraf da o fotoğrafın bazı yan ölçüleri var. Parametre şu. Yani ben seçim hazırlanıyorsam ya da işte bir başkan adayının listesinde bir profesyonel ya da yönetici adaysam şunu yaparım. Bitit abi futbolla ilgileniyorsam giderim bir oyuncuyla görüşürüm. Derim ki durum böyle böyle. Görün. Ne diyorsun? Bize bakış açınız ne? Yani Cenk Ergin'in bunu yaptığından bahsediliyor. Metin Özürk dediniz ya. Bak Metin Özürk dediniz. Gittiniz Nuri Şahin'le görüş. Ya böyle bir şey olur mu Özgür? O zaman da kızmıştım Özgür. Yani bunlar nedir? Bunlar olmaz. Birisi başkan değil. Öteki de başkan değil daha. Bu giden başkan gidecek mi? O da belliydi. Burak Elmas gidecek mi Özgür? Benim çektiğim fotoğraf bu. Ben çekmiyorum bu fotoğrafı. Gitmiyor mu? Burak Elmas gitmiyor mu? Kalıyor mu? Tabii gitmiyor. Nereden vardınız bu yargıya Mithat abi? Nasıl göndereceksin adamı? Gönder bakalım adamı. Özgür mahkemeye gittiği anda, itiraz ettiği anda mahkeme karman karışık. Yani adamın Burak Elmas'ın tekrar aday olma şansı var mı? Zaten üst mahkemeden, istinaf mahkemesinden çıkar karar nedeniyle seçimi iptal ettiler. Yeni bir seçim takvimi oluşturdular. O zaman tekrar aday olabilir o zaman. Aday olabilir tabii. Onun içinde nabız yok diye biliyorum. Evet. Aynen öyle. Aday olabilir yani. Ama da, normalinde son itibariyle bir sene beklemesi gerekir. Bir dahaki seçim şimdi beklemesi abi, gerekir. Yani takımının başında konkret olan bir teknik direktör ya da sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla takımından bağımsız, habersiz görüşmek etik dışı. Bunu kabul ediyorum da. Yani adaylık süreçlerinde yani seçilmeniz durumunda belli oyunculara gidip durumumuz bu, seçilirsek sizi transfer etmeyi düşünüyoruz ya da sizinle çalışmayı düşünüyoruz demek kadar da doğal bir şey yok. Ama çalışan adama söyleyemezsin onu. Peki Wright konusunda böyle bir bağlantı olmuş mu olmamış mı? Siz Cenk Ergün'ü de tanıyorsunuz. Abi bilmiyorum yani. Bilmiyorum diyorum. Tamam. Çok net söylüyorum. Tamam. O konuda bilmiyorum. Peki. Yani. Peki. Ama şundan dolayı bir Cenk de daha seçilmeden gidip o görüşmez. Ben Cenk'i tanıyorum yani. Evet. Cenk Ergün öyle bir şey yapmaz. Yapmaz tabii yani çocuk yani o da şu anda öyle bir görevde değil ki. Öyle bir görevde olsa Igor Tudor'la beraber çalıştığı zaman 50 sefer Cenk'i ararım, anladın mı? Tamam. Sorarım. Tamam. Ama yani Cenk benim arkadaşım sonuçta, bana Servet orada Galatasaray'da oynarken de orada çalışıyordu. Çok iyi bir ilişkim vardı. Biliyorum. Galatasaray'la benim ilişkilerim çok iyi yani, şu olarak da söylüyorum yani. Galatasaraylılar da sizi çok seviyorlar Mithat abi. Galatasaray taraftarı bayılıyor sizi. Benim nefret ettiğim adam belli. Biliyorum. Benim nefret ettiğim adamdan herkes nefret ediyor şimdi. Biliyorum ama nefret büyük bir kavram. Hayır ama güzel. Hemen birden nefret edemezsin bir olaydan ya da bir kişiden, ne bileyim. Özgür. Buyur. Bir çalıştığın kulübü zarara uğratırsan, bak çok net söylüyorum, zarara. Bir çalıştığın bir kurumu zarara uğratırsan millet senden nefret eder sonrasında. Benim haklısınız, gibi. Haklısınız. Ben baştan söylüyorum, millet sonradan görüyor. Haklısınız. Aramızdaki fark o. Doğru. Görsünler. Daha neler görecekler onlardan. Siz öngörüye sahip bir insansınız Mithat abi. Daha neler görecekler. Birazcık da tabii. Tabii yani bazen o coşkunluk haliyle normalde kullanacağımız ifadeleri kullanıyorsunuz. O konuda biraz frene basarsanız daha iyi olur. Ben duygusal davranıyorum. Kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Ama ben duygusal davranıyorum. Bak o ben nefret etme. Onlar daha çok nefret edecek. Çünkü kurumlarına zarar geldiğini görecekler. Haklısınız. Ben devletin, Türkiye'deki bütün takımlar kamu kulübü. Tamam, kamunun yararına olan kulüpler. Eğer kamunun adına konuşuyorum ben. O konuşma hakkına sahibim Özgür. Galatasaray'ın adına konuşabilirim. Işıtan Gün'ün mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'in açıklamaları ortada. Mevcut yönetim kurulu başkanı Burak Elmas menajerler için ödenen paralarla ilgili açıklamalar yaptılar vesaire. Bütün bunları değerlendirmesi lazım Galatasaray'ın. Daha neler çıkacak? Bak daha neler çıkacak onun altından göreceğiz. Evet. İleride onlar kendileri çıkaracaklar. Benim daha önce söylediklerim. Her daha ne olsun bile... Mithat abi? İşte en son Işıtan Gün'ün verdiği rapor. Ne olsun o zaman da. O zaman bu sefer de futbolcuların hakkında teker teker rakamlar çıkacak. Anladım. Teker teker futbolcularla birebir yapılan sözleşmeler, menajerlik ödemeleri hepsini kendileri açıklayacaklar. Anladım. Zaten hiçbir tanesi konuşamıyor şu anda. Eski yöneticilerden ikinci başkanlar konuşamıyor. Hoca konuşamıyor. Yeni gelen hoca başkanımız konuşamıyor. Daha çok konuşacaklar onların ellerinde. Ta 15 sene 20 sene önceki başkanlar, ikinci başkanlar, onlar da konuşmaya başlayacak yakında. Onlar daha, o dosyalar da açılacak. Benim bahsettiğim dosyalar o zamanki dosyalardı.
Şimdi bunları söyleyince ben de kendimi zor tutuyorum. Ben de çok şey söyleyeceğim de. At yarışına gidelim Mithat abi. At yarışından sonra devam edelim. Olur mu? Birazdan. Olur. Devam edelim. Birazdan sorun yok. Sağ olun. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Laf lafa açıyor. Sevgili Mithat Halis Fikiz abi bizimle birlikte. Mithat abi merhaba tekrar. Tekrar Özgür merhaba. Rebonjour. Rebonjour. İşte yeniden merhaba. Yeniden merhaba evet. Fransız asıllı Galatasaray'ımız öyle der yani. Rebonjour. Niye canım? Onun için Galatasaray sadece Fransızca eğitimi görmüş kişilerin takımı kulübü değil ki. Halka mal olmuş bir kulüp. Galatasaray Lisesi Özgür. Galatasaray Lisesi'nin çok köklü bir, zaten Galatasaray kültürünün gelmesinin sebebi lise. Eğitim evet, kurumu lisede olduğu kurulan için bir takım. O bakımdan temel kurucu seviyesinde lisenin karakteristik liseler, özellikleri var vesaire. Öteki yüzyılda ama, ve bu yüzyılın başında liseler üniversite gibiydi yani. Liseyi bitirmek kolay mıydı yani? Doğru. Haydarpaşa Lisesi'ni gel bitirebilirim. Fatih Sultan Mehmet döneminde kuruldu. Tabii işte onu söylüyorum yani. Eski dönemlerinde bir liseler üniversite düzeyindeydi yani bugün. Ama son tahlile bakalım Mithat abi, son tahlilde. Son tahlilde Galatasaray maalesef çok kötü yönetiliyor. Çok kötü. Nerede o Ali Uras'ların, Özhan Can Aydın'ların zamanındaki ve bir de Alp Yalman vardı. Çok kaliteli bir başkandı hakikaten. Yani bak hala oralarda yani. Galatasaray'da her zaman çok Adnan Başkanımız vardı, Adnan Polat. Ben çok severim Adnan Polat'ı şu olarak da. Onun için ona ya zaten yapılan haksızlığı hiçbir zaman için kabul etmedim. Yani evet, onun ilk döneminde bu yapılan ibrahsızlık şeylerinin acısını bak Galatasaray daha çok çekecek demiştim o zaman. Hala da çekiyor Özgür. Haklısınız. Bu, ben de size %100 katılıyorum. Bu çok normal bir şey değil yani. Ne demek ya, istediğiniz adamın kafanızın bozuldu, adamın ibrahsızlıkla. Ya yolsuzlukla ne şeyi adamı suçluyorsunuz. Bir adamı ibra etmemek ne demek biliyor musunuz Özgür? Yolsuzlukla suçluyorsunuz. Onun için biz seni ibra etmiyoruz diyorsunuz adama. Ama o işle ilgili de sen diyorsun bu yolsuzluğu yaptın, bunun hesabını şurada ver, şu mahkeme, bu mahkeme yok. Sadece oraya geliyor 150-200 tane adam, 150'si verdiyse verdi. Bu olmaz. Bu doğru bir şey değil. Zaten yamuk işlediği için Galatasaray'ın başı beladan kurtulmuyor. Seçimlerden kurtulmuyor, anladın mı Özgür? Haklısınız. Ne başkan olmak istiyor, ne aday olmak istiyor. Kimi ikna edeceksin, geleceksin başkan olacaksın. Doğru söylüyorsunuz. Ya bu gelen başkana da ibrahsızlıktan gönderirler. Zaten gelen başkanların en fazla %30 oy toplarlar bu görünüşe göre. %50 toplayan bir adam kabadayı var mı? Bu da şunu mu doğurur? Bir önceki seçimde olduğu gibi, geçen 19 Haziran'daki seçimde olduğu çok küçük farklarla başkan seçilir. Bu da meşruiyet sorunu doğurur. Yani zaten Galatasaray'da çoğunluğun oy vermediği başkanlar düzeni, sistemi devam eder. Dolayısıyla yeni seçilecek başkana da müthiş bir doğal muhalefet oluşur. Daha birinci günden itibaren bunu mu söylüyorsunuz? Aynen bunu söylüyorum. Bunu Beşiktaş için de şöyle söylemiştim. Beşiktaş'ta da bu işi yapmayalım. Fikret Başkan'ı yolsuzlukla mı suçluyoruz? Onu mahkemeye verelim. Sen böyle böyle yolsuzluklar yapmışsın diyelim. Veyahut Yıldırım Demirören zamanında böyle böyle yolsuzluklar, yamukluklar mı oldu? Onların hesabını versin. 15-20 sene geçse de, 10 sene geçse de herkes versin. Çünkü bu kulüpler kamunun malları. Hiç kimse babasının kulübü değil burası. Hah, kendileri gitsinler satın alsınlar. O zaman bir şey demem. Ama kamunun olduğu süre içerisinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Özgür her takım için her lafı söylemeye hakkına sahibiz. Çünkü biz halkız. Bizim adımıza o kulüpleri sahiplenip yönetiyorlar. Yani kamunun adına. Kamu ve halk adına. Onun için bazı insanlar diyor sana ne Mithat. Son tahlil derken kastettiğim şey de buydu Mithat abi. Yani şimdi tabii lisede kurulmuş bir lise takımı Galatasaray çıkış noktası itibariyle, ama son tahlilde
Türk toplumunun Türk toplumunun sosyolojisinde yer aldığı için nüfuzuna, Türk toplumuna nüfuz ettiği için kamusal nitelik taşıyor daha çok, değil mi? Liseli olmayanların tuttuğu, yani kamuya ait, halka ait bir takım, tıpkı Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de olduğu gibi. Son tahliyeden kastım buydu. O bakımdan sizin bahsettiğiniz bu şüpheler, endişelerin çok daha ivedi bir biçimde Galatasaraylılar tarafından araştırılması, bu konunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Çünkü bu da aslında kamusal bir iş. O yüzden katılıyorum size söylediklerinize. Hayır. Şimdi bir de öte tarafta da şimdi hem futbolcuyla hem geçen sefer Nuri Şahin'le ilgili Metin Öztürk'ün herhalde bilmiyorum tam olarak öyle bir konu da geçmişti. Onunla ilgili de bir şey söylemiştim. Ben Nuri'yi de tabii hem futbolculuğundan hem de Antalya Spor'a geldiği dönemden beri iyi tanıyanlardan birisiyim. O anlamda da yani o çocuklara da şu anda yani şu anda çalışıyorlar onlar. Ve şu anda çalıştıkları için, sözleşme altında oldukları için daha ki bırak da daha sezonunu devam ettiriyor. Onun için onlarla ilgili birilerin konuşması, yani kimse ne olacağını da bilmiyor yani Galatasaray'da. Eşref Hamamcıoğlu yani çok ufak bir şeyle kaybetmişti. Yani ben de içimden şöyle geçiyordum. Ya belki o başkan olursa Galatasaraylık şeyi daha fazla mı diye böyle ona bir tanımıyorum hiç adamı. Yani dışarıdan seyrediyorum yani. Dışarıdan izlediğim kadarıyla. Hiç tanımıyorum yani Eşref Hamamcıoğlu'na. Benim kendi kafama göre belki o başkan olsaydı daha mı iyi olurdu diye geçti. Çünkü eskiden divan başkanlığı yaptığı için değil mi yani öyle. Sevilen bir adamdır. En azından Galatasaray bakın kaoslu ortamdan kurtarır. Çünkü ben Mustafa Cengiz'i çok seviyordum. Yani ben düzgün adamdı. Dursun Özbek de düzgün. Onun için bir şey söylemiyorum yani. Dursun Özbek de hakikaten. Ben Mustafa Cengiz'le Dursun Özbek'in iyi başkanlar olduğuna inanıyorum yani. O zaman geçmiş dönemlerinde kulübü de iyi yönettiler. Yani çünkü hakikaten kulübün borcu çok fazla Özgür. Yani ya, çok fazla ödeme yapamıyorlar ya. Ya kulüplerimiz ödeme yapamıyorlar Özgür. %80 ödeme yapamıyor. Eskiden de yapmıyorlardı, yapamıyorlardı. Şimdi de yapmıyorlar, yapamıyorlar yani. Evet. Ya sen nasıl ondan sonra çıkıp ortala ben böyle büyüküm, şöyle büyüküm. Ya bir ödemelerinizi yapın, bir paralarınızı ödeyin. Bir borçlarınızı ödeyin. Bir de kulübünüzü sağlıklı yönetin. Yani sağlıklı yönetin deyince mi hırsızların eline bırakmayın. Soydurtmayın, soğana çevirtmeyin. Yani peki. Onu söylüyoruz yani. Senelerden ama. Bak ben şimdi söylemiyorum Özgür. Biliyorum, benim Beşiktaş'a gelen bütün başkanlarla başım belada. Mithat abicim çok teşekkür ederim. Yaptığınız yorumlardan dolayı, uyarı niteliğindeki tespitlerinizden dolayı. Çok Beşiktaş'ın son başkanı Ahmet Nur Çebi'yle başım belada değil. Çünkü düzgün yönetiyor. Problemim yok yani anladın mı? Ben de aynı kanaatteyim. Evet. Yani son başkanımız da düzgün olduğu için en sonuna kadar destekliyoruz. Yani onu da şöyle diyeyim yani. Bir kez daha teşekkür ederim Mithat abicim. Ben de çok teşekkür ederim. Bir de Fenerbahçe'ye de değinmeden edemeyeceğim. Buyurun lütfen deyin. Fenerbahçeliler de İsmail hocamı da bırakmasınlar. Yok, Jorge Jesus geliyor. Jorge Jesus geliyor. Ne yapacağız? İnşallah gelmez. Büyük hata. İnşallah gelmez. Yani hata anlamında söylemiyorum. Şimdi biraz doğru yol bulmuşlardı. Bir daha tekrar alacaklar her şeyi ilk başta. Onun için problem olur. Anladım. Bir de Kayseri sporumuzu canı gönülden tebrik edelim. Futbolcu Uğurcan'ı da kutlayalım. Yani böyle atılan malzemeleri alıp da seyircilere, hakemlere götürmediği için Uğurcan aferin diyelim. Aslında Trabzonsporlu futbolcuların hiçbir tanesi bunu yapmadılar yani. Maçı germek için uğraşmadılar. Ama maç gergin bir maçtı. Normal o işte gerginlik olması. Ama çok güzel bir maç seyrettik Özgür. Harika yani. Bir maç oldu. Harika bir maç oldu. Hikmet Hoca'yla aranız nasıl? Hikmet Hoca nasıl bir taktiksel örneği verdi dün? Mehmet Aygün. Güzeldi mi aranız? Mehmet Aygün bizi barıştırdı. Tabii bizi i̇yi barıştırdı. Ya. 6 aydan beri konuşuyoruz Hikmet Hocam'la. Ne güzel. Küstük iyi bir şey değil. Ama ya bayağı attınız tutturuz birbirinize Mithat abi. Ben hala atıyorum ya. Hatta Hikmet Hoca bana telefon etti, sistem etti ya. Mithat benim hakkımda böyle böyle söylemiş. Bir daha ben konuşmak istemiyorum falan. Sana da teessüf ederim dedi. Bana da kırıldı. Yine söylüyorum. Arada ben kaldım. Ya hocam dedim sen beni tanımıyor musun? Benim öyle bir şey yapma şansım olur mu yani? Öyle bir şey yapar mıydı?
ne Rizespor'un futbolcuları, ne Trabzonspor'daki oyuncuları mı öyle bir şey söyleme şansın var mı? Söyler mi? Yani nasıl savcılık başlık şeyleri vardı. O dönem inşallah şimdi Rizespor'la Trabzon'da çok iyi araları. Aman daha da iyi olsun. O anlamda bir şey söylemiyorum yani. Tabii ki ben sportif açıdan hak ettiler mi? Hak ettiler. Finale çıkmayı. Bence finalde de favori. Yani Sivas Spor muhtemeldir ki Alanya Spor'u eleyecek, belli de olmaz ama avantajlı Sivas Spor. Bir Orta Anadolu derbisi. Çok tarihi maçlardır Kayseri Spor, Sivas Spor maçları. Maalesef kötü olaylar da olmuş geçmişte. Ben hatırlamam tabii ama olmuş. Ama artık son dönemde daha centilmen futbolun ön plana çıktığı maçlar oluyor. Bence Kayseri-Sivas finali olacak. Mithat abi, benim tahminim o. Ve harika bir futbol. Her ne kadar reytingi düşük iki takım olarak algılansa da hani dört büyük takım olmuyor finalde. Bence futbol niteliği açısından üst düzey bir maç olacak bence final. Reytingini bırak, hak eden adam oraya gelsin. Kayseri fazlasıyla oraya gelmeyi hak etti. Zaten Abdullah Hoca da söyledi, ben sportif açıdan Kayseri Spor'un başarısını o daha fazla konuşabilirdi ama son maçta onların da Antalyaspor maçındaki görüntüleri çok iyi olmadığı için seyircilerin, yani orayı da açmak istemiyorum. Abdullah Hoca daha fazla cengaverleşirdi ama kendisini susturan başka şeyler vardı. Yani onların Antalyaspor'a karşı oynadıkları maçtaki görüntüler özgür. Yalnız bu görüntüler hiç hoş görüntüler değil. Ne Trabzonspor o konuda böyle bırakılsın. Çok şiddetli şekilde uyarılması ve cezalandırılması, en azından parasal anlamda söylüyorum, cezalandırılması gerekiyor. Yoksa bu yabancı maddelerin sahaya inmesini engelleyemeyiz. Yani Trabzonsporlar başlattı, adamlar da indi, hadi şampiyon oldukları için indi diye kabul edelim. Antalyasporlar da fazla sesini çıkartmadı ama hem Beşiktaş stadında bundan dolayı tantana oldu. Yas Hakan ondan faydalanmaya çalıştı. İrfan Can ondan faydalanmaya çalıştı. Sen git topunu oynar Mert. Ne işin var senin öyle işlerle uğraşıyorsun? İrfan Can Efendi'ye de söylüyorum. O da Beşiktaş maçında aynısını yapmaya kalktı. Çünkü hemen oraya gidemiyorum. Korner atamıyorum. Dur daha bir iki saniye ya. Ne oluyorsunuz? Çünkü hepsinin aklı öteki maçta. Peki. Bu maçlar zincirleme geliyorlar. Lütfen buraya çok dikkat edelim. Bak. Mithat abiciğim, bu uyarı için de çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Tekrar görüşürüz. İyi yayınlar Özgür. Bugün de ben senden fazla çaldım. Olsun. Canınız sağ olsun. Hep ben senden çalıyorum. Tekrar kritik görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi uykular Mithat abiciğim. Bu bölümümüzün daimi konuğu Mithat Alis bizimle birlikteydi. Sosyal bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oynar tuttur, oyna hep oynar kuponu tuttur. Ümraniye Spor mükemmel bir iş başardı ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Hiç kuşku yok ki teknik direktör Recep Uçar'ın %100 payı var. Biliyorsunuz yıllarca önceki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sonra Başakşehir'de Abdullah Avcı ile birlikte çalıştı. Ve büyük bir mücadele örneği vererek takımını, Ümraniye Spor'u Süper Lig'e taşıdı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Merhaba. Tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Lig bitmeden garantilemiş olmak çok daha büyük bir rahatlama, çok daha büyük bir tatmin vesilesi oluyor galiba, değil mi, futbol adamları için, şampiyonluk adına söylüyorum. Evet, 3 hafta önce Süper Lig'e çıkmak, garantilemek birçok yönden mutluluk verici bir şey. Hem gurur verici hem mutluluk verici. Aynı zamanda bir daha seneyle alakalı planlamaları yapabilmek adına da bize zaman kazandırıyor. Onun tabii haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz oyuncularımız, ekibimiz de, bütün camiamız, taraftarımız olarak. Hocam aslında çok farklı takımlardan pek çok oyuncu, ki bazıları kiralık olarak geldi. Bunları aynı havuz içerisinde eritebilmek ve bir takım hüviyetine sokabilmek zor bir işti. Yani önce bir yapılandırma inşa edeceksiniz, sonra yarışmacı olacaksınız. Siz iki süreci birden yaşadınız. Yani gelip yarışmacı olabilecek bir oyuncu kadrosu kurmadınız benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Sezon başı itibariyle, öyle mi? Şöyle, aslında ben baştan anlatırsam belki daha net belli olur. Ben geçen sene 25 Ekim 2020 tarihinde Ümraniyespor'la teknik direktör olarak anlaştım. O sırada ligin 8. haftası ve takım 15. sıradaydı 5 puanla. Amacımız o sene
tabii sadece ligde kalabilmek birinci hedefti. Devre arasına kadar 15 puan toplayıp ikinci yarı playoff'u son maça kadar son maçta kaybetmiştik. 51 puan toplayarak ikinci yarı çok başarılı bir grafik o çizmiştik. Devre arası bir takım oyuncu transferleri yapmıştık. Bir dahaki senenin yapılanmasıyla alakalı. Sene bittiğinde playoff'u kaçıran bir takımın 9-10 oyuncusunu tutup üzerine kendi bütçemizi aşmayacak 9-10 transferlerle oynayacağımız oyuna uygun transferlerle güçlendirip lige girmiştik. Ama elimizde en azından geçen seneki kadrodan oynattığımız oyunu çok iyi ezberlemiş olan 8-9 oyuncunun varlığı bize bir nevi güven veriyordu. Transferleri erken tamamlamak, Temmuz kampında bütün takımın %90'ıyla beraber çalışma fırsatı bulmak, lige iyi giriş yapmamızı vesile oldu. Neticesinde ilk 5'te 5 olarak girilen bir lig, ilerleyen haftalarda gelen oyuncuların katılımı, iyi bir takım kimyası neticesinde ligin bitimine 3 hafta kala oyuncularımız ekibimizle beraber cami olarak bu şekilde bitirmeyi garantiledik. Söylediğim gibi bu da bizi ciddi anlamda mutlu etti. Hı hı. Kiralık gelen oyuncular da vardı. Onlardan hatta 4 büyük takımdan mesela Beşiktaş'tan Hasic, Atakan Üner değil mi hocam? Galatasaray'dan Hasic, Atakan Üner, Beşiktaş, Galatasaray'dan Atalay Babacan. Trabzon'dan Faruk Can, Fatih Mal şey bonservisiyle aldık. Anladım. Evet. Yani isterse Fenerbahçe'nin geri alma hakkı var. Anladım. Belirli bir bedel karşılığında ama Faruk Can genç Trabzonspor'dan. Şu an itibariyle baktığımızda 5 tane kiralık oyuncumuz var. Hepsinden de belirli oranlarda açıkçası katkı sağladıklarını düşünüyorum. Yani istediğiniz gibi motive olup full performans verdin mi oyuncular hocam? Sadece onlar üzerinden bakmıyorum. Evet, Kartal mesela 1,5 senedir bizde. Profesyonel Beşiktaş'ta bir tane ilk 11 maçı olan bir oyuncuydu. Bizim Beşiktaş'ta çalıştığımız dönemin oyuncusuydu, oyuncumdu. 1,5 senedir bizde kiralık olarak oynuyor. Geçen sene iyi geçirmişti. Sezon başı tekrar istemiştik. Tekrar aramıza kattık. 50 tane maç oynadı 1,5 senede. Ciddi verim verdi. Hasic geldiğinde bir ilk başladık ama küçük bir sakatlık yaşadı. 1,5 ay geriye attı. Sonrasında ufak ufak şimdi oynamaya başladı. Verim verebiliyor. Faruk Can Genç'ten evet verim alıyoruz. Atakan çok ciddi bir sakatlık yaşadı geçen sene. Bir nevi o bizde yaşadığı için o sakatlığı tekrar bize dahil olmasını istedim ben. Hem o geçiş sürecini atlatsın diye. Ara ara o da süre alıyor. Ben genel anlamda hepsinin katkısından memnunum açıkçası. Anlıyorum. Takımlarına dönecekler mi hocam bu kiralık oyuncular? Sezon başı itibariyle hepsi dönecek ama ondan sonrasını bilmiyorum tabii. Anladım. Ondan sonra bir değerlendirme yapabiliriz. Sizin tekrar bizimle Ümraniyesporlu olsun diye düşündüğünüz oyuncu var mı bu kiralık? Atakan olabilir. Elbette işte. İsim vermeyeyim ama olmasını isteyeceğimiz oyuncular olacak. Olacak. Onlarla da ilgili görüşme yapacaksınız. Tabii Süper Lig başka bir mecra. Siz Beşiktaş'ta öncesinde Başakşehir'de bunu deneyimlediniz yıllarca hocam. Çok daha iyi kadro kurmak lazım. Nasıl bir planınız var? Ne ölçüde bu takımı değiştireceksiniz Süper Lig'de? Temel transfer pozisyonları nedir? Yani sizin de söylediğiniz gibi Süper Lig daha farklı bir mecra, zor bir mecra. İşimiz hiç kolay değil. Onu net söyleyebilirim Özgür ki. Bir dahaki seneye Süper Lig'de 19 takımla beraber olan bir grupta yarışacağız. Ve bu 19 takım içinde şu anda net olan bir şey, 19 takımın en düşük bütçeli takımı Ümraniyespor olacak. Görüntü itibariyle. Yani bu sene bütçe anlamında TFF 1.lik'te 12-13. sıradaydık. Yarışa başladığımızda Süper Lig'de başladığımızda 18 bile olacağımızı düşünmüyorum. %99-19. sırada olacağız. Bizim adımıza zor bir yarış bekliyor. Evet, bu seneki kadrodan tutulacağımız, devam edeceğimiz, bu kadrosu devam eden oyuncularımız var. Onların üzerine ciddi ilaveler yapmak istiyoruz. Ama çok düşük cüzi bütçelerle ne kadar arzu ettiğimiz takımı kurabiliriz. Bakalım, bunun için çok ciddi emek harcayacağız ekibimle beraber. Ama bizim belirli bu sene de yaptığımız gibi daha çok oyuncu gücüyle değil oyun gücüyle yarışabilirsek yarışacağız bu ekiplerle. Anladım. Kendimizden bireysel oyuncu gücü çok fazla olan ekiplerle. Bakalım. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki. Hocam temel hedef önümüzdeki sezon ligde tutunabilmek midir? Gerçekçi hedefler koymak lazım. Rasyonel, ulaşılabilir hedefler koymak. Bence en doğrusu Ümraniyespor tarihinde ilk defa Süper Lig'de olacak. Birçok eksikliğimiz var bizim. Şu anda belki stat projesi başlayacak hemen Denizli maçından sonra büyük olasılıkla. Onun çalışmasını yapıyor yönetimimiz, başkanımız.
Nerede? Yeni bir stat mı inşa edecek? Aynı yok. Stadımızın olduğu yerde daha yeni bir stat edilecek. Yeni bir stat yapılacak. Evet. İnşallah. Onun kapasitesi ne olacak? 10-12 bin civarı bir şey planlıyorlar. Ama şu anda tam ne durumda başkanımız o konuda daha net bilgi verebilirse de. Eksiklerimiz var. Onları gidereceğiz. Onun dışında bu bütçelerle tabii ilk amaç yaşayabilen bir Ümraniyaspor olması lazım. Hayatını devam ettirebilen. Gider dengesini ayarlayıp bu ligde ilk planda tutunabilen bir takım oluşturabilmek olmak bence birinci hedef olacak. Anladım. Hocam taraftar desteği açısından problem yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Ben problem yaşadığınızı gözlemledim dışarıdan baktığım kadarıyla. Yani şöyle Özgür, ben burada sezon başında gerçekçi olarak konuşursak 200-300 seyirci oynayan Ümraniyaspor sene sonu itibariyle 2000-3000 rakamlara ulaştık. Evet. O bile baktığınızda yüzdelik anlamda büyük bir artış. Sayısal anlamda küçük rakamlar bunlar ama Ümraniye gibi bir yer için yüzdeliğe vursanız ciddi bir artış var. Anladım. Süper Lig'de yavaş yavaş bir ilçede bir uyanma görüyorum, gözlemliyorum. Biz hepsine de dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle genç nüfusa. Aidiyet hissetmeleri açısından, semtlerinin takımlarını desteklemeleri açısından. Süper Lig ayrı bir mecra. Taraftarımızın zamanla artarak devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle yeni bir statta yapabilirsek daha güzel ambiyansla, daha güzel ortamda yavaş yavaş artış göstereceğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Bir kez daha şampiyonluktan dolayı tebrik ederim sizi. Yeni dönem içinde başarılar dilerim. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Sayın Recep Uçar, şampiyon olan, birincilikte şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'un teknik direktörü son konuğumuzdu. Hepinize mutlu akşamlar. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon oynar Tuttur, oyna hep oynar, kuponu Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.